Değerli izleyenler, cumartesi günü Samsun yine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı tarafından ZİÇEV için Yürüyorum etkinliği olacak ve bugün proje öncesinde, etkinlik öncesinde etkinliğin detaylarını anlatmak için Vakıf Başkanı Alaaddin Kuru ve yanımızda o gün sunum yapacak olan Elif bizlerle olacak. Projenin detaylarını ilk olarak Alaaddin Bey'den dinleyelim. ZİÇEV için Yürüyorum başlığıyla bir proje olacak. Samsun için önemli bir etkinlik olacak. Cumartesi günü Samsun'a önemli bir etkinlik bekliyor. Peki detaylarında neler olacak? Öncelikle iyi günler diliyorum. Ben Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Başkanıyım. Kadıköy Koroluğu'nda 110 civarında engelli çocuğumuza eğitim ve rehabilitasyon hizmeti vermekteyiz. Her vakfın olduğu gibi bizlerin de çeşitli ihtiyaçları var. Bu seferki ihtiyacımız biraz büyük çaptaydı. Bir servis aracına ihtiyacımız vardı. Tabii en az 100 bin liraya ihtiyacımız var. Bunun için bir proje yapmam gerekiyordu. Çünkü bir iş adamına gidip bana 100 bin liralık araba verir misin demek bana ters geliyordu. Ayrıca herkesin çevresinde mutlaka ihtiyacı olan var. Mutlaka tanıdığı bir dernek var, vakıf var, bir bağışta bulundu. O nedenle nasıl yaparız da bütün Samsun'da esnafını bu projeye dahil ederiz diye proje geliştirmeye karar verdik. 5 kişilik yönetimimizle çalıştık. Sonra ZİÇEV için Yürüyorum projesini. Projemiz şöyle, 17 metre uzunluğunda T şeklinde podyum kuruluyor. Kenarlarına oturma düzeni kuruluyor, sandalye düzeni. Saat 1.30'da kokteyl ile başlayan etkinliğimiz, 2'de açılış konuşmasından sonra 2.30-2.10 gece falan Karadeniz Müzik Orkestrası eşliğinde canlı bir müzik dinletimiz olacak. 2.30-3'e çeyrek kala da ZİÇEV için Yürüyorum projesi başlayacak. Peki Elif, o gün Yeşim Hanım'la birlikte sen de sunuculuk yapacaksın. Evet. Heyecanlı mısın? Biraz heyecanlı var. Peki neler bekliyor seni sahnede, tahmin edebiliyor musun? Yani biz orada. Prova yapacak bakalım.